Merhaba arkadaşlar, ben Cansu Hoca. Bugün 27 Eylül TYT geometri sorularını çözeceğiz. Geometri 1. matematik 31. soruda ilk önce D1 ve D2 bulundukları çokgenlerin simetri eksenleri olacak şekildeymiş. Simetri eksenleri olduğu için düzgün altıgenin simetri ekseninde dik ve benzer şekilde düzgün beşgende de dik olacaktır. Yani buradaki açılarımız 90 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120, düzgün sekizgenin bir iç açısı 108 derece olacaktır. Bu durumda geriye kalan açımızı 360'a tamamladığımızda buraya da 132 derece kalacaktır. Ve elde ettiğimiz dörtgenin iç açılar toplamında bizden istediği açıyı 48 derece olarak buluruz. Yani cevap D şıkkı olacaktır. 32. soruda ABCD'ye paralel olmak üzere AE AB boyunca katlandığında, simetrisi alındığında AG üzerindeki G ile çakışmaktır diyor. O zaman bu iki açımız eşit. Benzer şekilde CF'de CD'ye göre simetrisi alınca F G ile çakışmaktadır şeklindedir. Bu iki açı da birbirine eşit olacak. Bunları XX, YY diyecek olursak AB ve CD'nin paralel olmasını kullanarak M kuralından x artı y eşittir 90 derece olacaktır. Daha sonrasında yöndeş açıları kullandığımda O'da AB ve CD'ye paralel çizdiğimde yöndeş açılardan x ve y'yi taşırsam alfada x artı y'ye yani 90 derece eşit olacaktır. Cevap C şıkkı olacaktır. 33. soruda yani 3. geometri sorusunda ABCD dikdörtgeninde DC üzerinde P noktası işaretledikten sonra P açısı 90 derece olacak şekilde APB üçgeni çiziliyor. Yani şu şekilde bir dik üçgen çiziyorum ve P noktası da DC üzerindedir. DP'ye 1, PC'ye 4 diyecek olursak BC kaça eşittir? Bu durumda ben P'den bir dik indirdiğimde bu BC'ye eşit olacaktır. Bunlara da H diyelim. 1 ve 4'leri de karşı tarafa taşıyacak olursak APB dik üçgeninde dikten dikinmiş oldu. Öklit'ten H'nin karesi 1 çarpı 4. Yani H buradan 2, BC de 2'ye eşit olacaktır. Cevap C şıkkıdır. 34. soruda ikinci şekilde G üssü noktası A üssü B üssü C üssü C üçgeninin ağırlık merkezi. Yani burada K'ya 2K oranı vardır ağırlık merkezi olduğu için. Bu durumda ben paralel kenardan dolayı G üssü F üssüne M diyecek olursam A üssü C 3M'ye eşittir. Benzer şekilde bu paralel kenarın alanı 24 birim kare olarak vermiş. Karşı kenarda M. Ben paralel kenarın yüksekliğine h diyecek olursam AC'den A üssü C'den çizilen üçgenin yüksekliği ise 3h olacaktır. Benzerlikten 2K'nın 3K'ya oranı şeklinde şuraya 2h diyecek olursa. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikten 24'e M çarpı H ise 12'ye eşit olacaktır. İlk önce ağırlık merkezi tabii ki tabana da iki eşit parçaya böldüğü için sol taraftaki ve sağ taraftaki üçgenlerin alanı eşit olacaktır. Soldaki üçgen alanı ise 3m çarpı 3h bölü 2'den 9 çarpı m çarpı h bölü 2 olacaktır. M çarpı h yerine 12 yazacak olursam cevabım 9 çarpı 12 bölü 2'den 54 olacaktır. Sol taraf ve sağ taraftaki üçgenlerin alanları ağırlık merkezinin iki eşit parçaya bölünmüştü. Toplam alan 108 birim kare yani E şıkkı olacaktır. 35. soruda P noktasında bulunan bir karıncanın üst düzeyin ağırlık merkezi G'yi en kısa yoldan ve kutuların verilen bu 4 yüzey üzerinden gidecek şekilde kaç birim yol yürüyeceğini sormuş karınca için. İlk önce P'den 5 birim şu şekilde yukarı. Bu arada küpün hacmini de 64 verdiği için bir kenarı 4 eşit olacaktır.
Yani 5 birim yukarı gitmiş oldu. Daha sonra G ağırlık merkezine paralel bir şekilde geldiğini varsayarsak, o zaman ağırlık merkezi iki eşit parçaya böleceği için 2 birim sola ve tekrar üst yüzeyden G'ye doğru gitmesi gerekiyor. Bu durumda da yine G ağırlık merkezi olduğu için burası 2, uzun kenarı P, F dediği şey 8'di. O zaman 6 geldi. Aslında yolum şöyle oldu. 5 birim yukarı, 2 birim sola ve 6 birim yukarı gitmek üzere G ve P arasındaki en kısa uzaklığı soruyor. Burada da üçgenimi oluşturacak olursam en kısa uzaklık için aradığım uzaklık burası olacak. 2 birimi karşıya, 5'i de karşıya taşıdığımda bir dik üçgen elde etmiş oldum. 2'nin karesi artı 11'in karesi eşittir. Aradığım uzaklığın GP'nin karesine eşit olacak. Buradan da 125 eşittir GP'nin karesi ise aradığım en kısa, en az yol 5 kök 5 yani E şıkkı olacaktır. 36. soruda BC 30 birim, BD ve CD 25 birim şeklinde veriliyor. Buna göre ağaç yer düzeninin dik olmak üzere AB uzunluğu yani ağaç gövdesinin uzunluğu kaçtır? Buna da H diyelim. Burada BCD ikizkenar üçgen olduğu için D'de indirilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Ve burada da özel üçgenim oluştu. 15, 20, 25 üçgenim oluştu. Alan BCD'yi bulmak için 30 çarpı 20 bölü 2 ya da 25 çarpı h bölü 2 formüllerini kullanabilirim. Burada kullanacağım denklemlerden 30 çarpı 20 bölü 2, 25 çarpı h bölü 2 eşit olacaktır. Sadeleştirme işlemlerimi yaptığımda aradığım ağacın gövdesinin uzunluğu 24 birim yani E şıkkı olacaktır. 37. soruda AB AC'ye dik olacak şekilde bir ABC dik üçgeni çizdikten sonra BC üzerinden bir D noktası işaretleniyor ve alanı kök3 olan kök3 birim kare olan ABD eşkenar üçgeni çiziliyor. Eşkenar üçgeni dediği için açıları 60'ar derece olacak. O zaman C açısı 30 kaldı. Ben bu eşkenar üçgenin bir kenarına A diyecek olursam alanı A kare kök3 bölü 4 ile bulunuyordu. Buradan da A eşittir 2 gelecektir eşkenarın bir kenarı. Burada yine dik üçgen olduğu için muhteşem üçlüden CD de 2 eşit olacak ve ikizkenardan da diyebiliriz. Bu durumda AC'de 2 kök 3 eşit olacak. AD BC'nin kenarortayıdır. Evet, 2'ye 2 ayırmıştır. AC 2 kök 3'tür. Evet. AD 3'ye C üçgenin yüksekliklerinden birinin uzunluğu kök 3 birimdir. Burada da ben yüksekliğini arıyorum. Bu durumda ADC üçgeninin alanı 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 dik kenarların çarpımı bölü 2 ya da pardon ADC üçgeni için bakıyoruz. ADC üçgenin alanı yine ikizkenar ve 30-30-120 üçgenin özel üçgendir. Üçgenin alanı 2'nin karesi kök 3 bölü 4'ten bulunacaktır. Ya da ben tabanımı 2 olarak kabul edersem yüksekliğine de h diyecek olursam 2 çarpı h bölü 2'den de bulunabilirdir. Bu durumda sadeleştirmelerimizi yaptığımızda yüksekliğimiz kök 3 gelecektir. ADC üçgeni için yani cevap E şıkkı olacaktır. 38. soruda birinci ABCD şekilde birinci şekilde verilen karenin orta noktalarına bağlanan lastikler G noktasına kesişiyor ve ikinci şekilde G üstüne taşınıyor bu nokta. İlk önce bu dışarıda kalan alanlar eşit olacaktır. Ve verilen alanları tek tek yerine yazdığımızda 42 eksi S, daha sonrasında 48 eksi S, 30 eksi S ve buraya da A diyelim. Ve içerideki şeklimizde bir kare olacaktır. Benzer şekilde dışarıdaki karede yaptığımızda da aynı şeyi yapabiliriz bu dışarıdaki karede de. Karşılıklı üçgenlerin alanları toplamı birbirine eşit olacaktır. Bu durumda buradan A 24 eksi
S gelecektir. Bizden D, N, G üssü M'yi yani S artı A'yı istemiş. A yerine de 24 eksi S yazacak olursak alanımız 24 yani C şıkkı gelecektir. 29. sorumuzda sırasıyla ACB 30 derece olacak şekilde bir ABC üçgeni ve AC üzerinde de bir D noktası işaretliyoruz. AB eşittir BD olacak şekilde D noktasını işaretleyip B ile D'yi birleştirdik. BC 8 olduğuna göre CD kaçtır şeklinde olacak. İlk önce buradaki ikizkenar üçgenimi kullanarak B'den indirdiğim yükseklik iki eşit parçaya bölecektir AD'yi. Daha sonrasında 30, 60, 90 üçgeni elde etmiş olduk. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı ise 4 kök 3 olacaktır. Daha sonrasında burada AB ve BD uzunluklarını 5 olarak vermişti. 3, 4, 5 üçgenini elde etmiş olduk. X ise 4 kök 3 eksi 3 yani D şıkkı olacaktır. 40. soruda AB, AC eşit olmak üzere eş ikizkenar üçgenler verilmiştir. Yani bunların taban açıları birbirine eşit ve tepedeki açıları da birbirine eşit olacaktır. İkinci şekilde iki paralel duvar arasında şekildekiler gibi konumlandırılmış. Buradaki taban açıları birbirine eşit olduğu için eş üçgenlerin her birinin taban açısı 75 derece olacaktır. E açısı da ikizkenardan eşit olduğu için 75 ve paralelliği kullanarak M kuralından x artı 30 derece 75 derece ise x eşittir 45 derece yani D şıkkı olacaktır.